Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Bugünkü videomuzda sizlere et sote yapmayı göstereceğim. Et sote çok temel yemeklerden bir tanesi. Anadolu'nun her tarafında yapılıyor. Hızlı bir şekilde yapılıp tüketilmesi de oldukça tercih edilen, sevilen bir yemek. Aslında bu akademi videolarında et soteleme ile ilgili bütün bilgileri vermiştim hatırlarsınız. Bu da biraz tekrar gibi olacak. Türk mutfağına uyarlaması gibi olacak. Dana eti kullanacağım bugün kuzu yerine. Dananın kontur filesinden aldım. Bu şekilde dilim dilim ve kuşbaşı haline getirdim. Bir kısmını da şimdi yapacağım size göstermek için. Hemen bıçağımızı alalım. Evet, çok fazla kalın yağ kısmını çıkartıyorum. Geri kalanları da ince ince dilimliyorum. Genelde et sote dediğimizde ne çok büyük ne de aşırı küçük et yapmamız gerekiyor aslında. İşte bu boyda et parçalarımız gayet ideal. Eğer etiniz çok yumuşaksa, mesela dananın bonfilesini kullanıyorsanız, o zaman daha da büyük yapabilirsiniz. Çok da çabuk pişecektir. Ama hani bence soteleme için bonfile yerine böyle kontur file kullanmak da daha avantajlı diyebiliriz lezzet açısından. Evet, bu şekilde etlerimizi doğradık. Tavamızın ısısını kontrol edelim. Yüksek ısıda yapacağımız bir işlem soteleme, hatırlıyorsanız. Genelde yumuşak etlerde uyguladığımız bir yöntem. Çünkü hızlı bir şekilde pişirip servis edeceğiz. O yüzden kızgın tava kullanacağım. Saç bir tava aldım. Wok'a benziyor uzak doğuların. Bizim saçla aslında çok benziyorlar. Daha önce de bahsetmişimdir zaten. İki teknikte de, hani uzak doğuların wok kullanma tekniğiyle bizim saç tekniği benziyor. Yüksek ateşte hızlı bir şekilde yemekleri pişiriyoruz. Hemen tereyağı ekleyerek başlıyorum yine. Sıvı yağı da unutmayalım, genelde tereyağıyla yanmasın diye tereyağımız. Tavamızın ısısına dikkat edelim, yağımız hemen yanmasın. Önce etlerden başlayacağım. Kızgın tavada bir parça eti atalım. Biraz daha kızgın olsun istiyorum. Çok yüksek ısıda böyle yapacağız işlemimizi. Evet, şimdi o ısıya ulaştık işte. Yavaş yavaş atıyorum. Bakın, hepsini orta yerine atmıyorum. Şu kenarlarını da kullanıyorum. Tabii bizim saç biraz daha yayvan oluyor geleneksel olarak. Ama bu da işimizi görecek. Evet, etler hemen renk değiştirmeye başladı, görüyorsunuz. Tuz koymadım suyunu salmasın diye. Aslında bir nevi mühürleme yapıyoruz. Şöyle etleri kenara alıyorum şimdi. Ortayı boşaltıp bir parça daha tereyağı ekliyorum. Küçük bir parça ve soğanları ekliyorum. Evet, soğanları biraz pişirdikten sonra artık sallayalım. Evet, sırada biberler var. Önce biberler, en sonda domates, biliyorsunuz. Evet, yine ortasını açıyorum tavanın, ya da saçın, ne kullanıyorsak. Kenarını biberleri ekliyorum. Domates dediğim gibi en son ekleyeceğim, çünkü suyunu da salacak. Şimdiden eklersek çok su salacak ve yemeğimiz sulanacak, istemiyoruz. Et sote susuz bir yemek, biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde dediğim gibi soteliyoruz. Eğer tavanızda bu şekilde hafiften tutma başlarsa, ne yapıyorduk? Daha önceki derslerde anlatmıştım. Bir parça suyla orayı alacağız. Tabii tamamen yanmadıysa. Evet, güzel devam ediyoruz şimdi. Az kaldı. Çok fazla öldürmeden biberleri. Şimdi domatesi ekliyorum artık. Bu da yine oldukça pratik ama oldukça lezzetli yemeklerden. Domates dediğim gibi suyunu salıyor. Bu aşamada biraz ısıyı yükseltmek isteyebilirsiniz. Suyunu
tamamen salmasın diye ve baharatlara da geçebiliriz yavaş yavaş. Biraz kekik ekleyeceğim. Güzel yakışıyor kekik. Pul biber ekleyeceğim. Acı sevenler acı miktarını kendine göre ayarlayabilir. Ve çok az kimyon ekleyeceğim. Benim çok favori baharatlarımdan çünkü. Güzelce bir karıştıralım. Ve karabiber tabii ki. Hep söylüyorum, pul biber, karabiber ikisi bambaşka şeyler, lezzetler. O yüzden ikisinden de genelde koyuyorum fark ettiyseniz. Ve son olarak tuz. Evet, aslında gördüğünüz gibi oldukça pratik bir şekilde hazır oldu yemeğimiz. Şimdi artık tava alma vakti geldi. Evet arkadaşlar, et sote gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde hazırlandı. Artık tabağa koyup servis edeceğiz. Şöyle güzel bir ekmek de oldukça zevkli olabilir. Eğer sulu, ya ben özellikle susuz yaptım. Eğer sulu olmasını istiyorsanız biraz sorunu artırabilirsiniz hani ekmekte tüketmek için. Ama yani orijinalde sotede çok fazla su olmuyor. Üstüne de yine fazladan biraz baharatla lezzetlendirebiliriz. Evet, et sotemiz hazır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.